2-3 haftadır kafamda var. Aslında biz bunu yapar mıyız, yapmaz mıyız diye de konuşmuştuk üzerine. Şu dini yeni hikayeyle anlatmalıyız. Çünkü çok yerine geldi. Sen bunda çok ısrar ediyorsun. Yani ısrar ediyorsun evet. Ve hani bu konuda şiddete maruz kaldığını düşünüyorum. Şiddete maruz kaldığın halde, tabii ki dilsel, sözel anlamda söylüyorum, tabii. Zihinsel anlamda söylüyorum. Artık Yemen söylüyor, fiziksel. bir şey değişiyor, dünyada da değişiyor. Bundan 10 sene kadar öncesinde bunu Katolik Kilisesi'nde de görmüştüm. Katolik Kilisesi kendi web sitesinde ateizmi sorgular, bununla ilgili cümleler edebilir duruma gelmişti. Şimdi gerçekten hani tuhafsıyorduk o dönemde, yani bunu nasıl yapabiliyor diye Vatikan. Şimdi bakıyoruz Türkiye'de de bu deizm çoğalıyor vesaireden sonrasında. Hemen herkesin dilinden, son bundan bir iki ay kadar öncesinde Diyanet de bu konuyla alakalı çalışma yapmak zorunda kaldı. Yani bu dini tekrar anlatmamız gerekiyor, sağlıklı bir şekilde anlatmamız gerekiyor ve buna, yani tam cümlesi böyle değildi ama meali böyle, yani yeni bir hikayeye ihtiyacımız var. Aha. Ve nasıl oluşacak? Sen de yani bu konuyla alakalı tamamen tüm ayaklarını bilime basarak, bunu biliyorum davranışsal anlamda, ama bu buraya oluşacak yeni hikayeyle alakalı hikayeleri olan bir insan olarak konuşuyorsun masadayken. Bunu birazcık konuşmak istiyorum. Gerçekten yani din anlatılarının yeni bir hikayeyle anlatılmasına ihtiyaç var mı? Varsa bu dönüşümün içinde ne var ya da nasıl anlatılabilir? Lay lay lay. Yani lay, lay, biraz netameli bir konu gerçekten. Çok politik gideyim o zaman. Yani işte bir dengeli git gerçekten her konuyla ilgili. Ya neyse. Da, ya da Ozan keser artık bir sorun olursa. Ya da yani biz ya da rahat çekelim, sonra biz bunu izleyelim, yayınlayıp yayınlamayacağımıza sonra karar verelim. Yok. Bizde öyle edit yok sayın arkadaşlar. Ne çekiyorsak o yayında lütfen. Tabii. Çıplak olsak bile yayınlanacak yani, hiç problem yok. Günah benim boynum olmasın. Günah senin boynuna Ozan. Yapacak bir şey yok. Şimdi daha evvel, önce galiba bir Can Canan bölümünde iki defa söylemiştim onu. Sonra her sunumda söylemeye başladım. Dinle cinselliğin ortak noktası, işler kötü gidince çeneye vurmasındandır. Yani hakikaten yani cinsellik bitince çeneye vurur, çok konuşulur. Din de yaşanmıyorsa anlatılır. Yani sürekli ağızda din gezer, Allah kitap gezer. Ya işte ya da Tanrı, ne bileyim Manitü bir şey geçer. Bir otorite aracı, bir yaptırım aracına dönüşür ya da bir reklamasyon aracına dönüşür bir şekilde ve kar rant amacına dönüşür. Şimdi dini meselelerde yani bir inancın anlatılması ya da araştırılması ilahiyatın bilmem nenin alanı olabilir. Ama din dediğin şey yaşamak demektir. Bir şey yaptırmalıdır insana, kendisini anlattırmak dışında. Şimdi bir inancın varlık nedeni nedir? Bu hayata bir anlam, insana bir aksiyon yolu çizmektir, değil mi? Yani bu insan ne yapacak? Nasıl yaşasın? Mesela dini kitaplar bilim, teknik vesaire kitabı değildir, sanat eserleri değildir. Onlar doğru yaşamanın kodlarını verdiklerini iddia ederler. İddiaları budur. Bu iddiayı gerçeklemenin yolu nedir? Doğru yaşamı kurmaktır. Şimdi dünya tarihinde genel olarak kurucu dini önderlere, başta peygamberlere, sonra işte azizlere, velizatlara, şunlara bunlara baktığında bunların genel yapısında, genel aksiyonunda birilerini yoldan çevirip tutup lan yanacağız oğlum, cehennem var, işte şu kadar kıl, şu kadar say, bu kadar şey, böyle bir şey görmüyorsun o insanlarda. O insanlar aksiyon insanları, o insanlar bir şey yapıyorlar, bir şeyi dönüştürüyorlar, kötüyü iyiye çevirmeye çalışıyorlar. Ortamı insan için daha hayırlı, daha yaşanabilir, daha eşitlikçi, daha bölüşümcü, daha bilmem güzel yapmaya çalışıyorlar yani. Ve dolayısıyla bu insanların hemen hemen hepsi, bütün peygamberlerin tamamı ama büyük dini figürlerin ya da düşünürlerin diyelim genel olarak hemen hepsi anarşist, problemli, bulundukları zamanın müesses nizamıyla kavgalı ama kamudan yana, yani kamunun faydasına hareket eden, mesela İslam peygamberi sermaye birikimiyle ciddi sorun yaratmış bir figür. Yani biriktirmeyeceksin, dağıtacaksın dediği için problem yaşıyor. Efendim işte öbürü tiranlıkta İsa mesela işte tiranlıklara, şeylere, imparatorluklara bilmem nelere
tehdit oluşturuyor. Tabii dönemi için köleleri... Tabii, işte köleler, işte Musa'nın hikayesi evet, malum. Evet, kölelik, yani evet. insanların bir şey için kullanılması meselesine. Ya bunların hepsi de Firavun'uyla bilmem nesiyle burun buruna geliyor. İşte Nemrut'la çatışıyor İbrahim. Öbürü tutuyor Ebu Cehil gibi, şey gibi, Ebu Sufyan gibi zamanının efendim hem ekonomik olarak hem politik olarak çok güçlü figürleriyle karşı karşıya geliyor. Ve bu hikayelerin hepsine baktığında bu insanların hiçbiri Allah'la korkutarak galip gelmiyorlar ya da dini donelerle hareket etmiyorlar. Bu noktayı ben çok geç fark ettim. Bu insanlar aksiyon alıyorlar, hareket planı yapıyorlar, bir siyasi girişim başlatıyorlar, bir yola çıkıyorlar. Şiddetten ziyade ikna ve nasıl diyeyim toplumsal bir hareketin gücünden faydalanıyorlar. Bir pozitif hareket oluşturuyorlar. İnsanları ayağa kaldırıyorlar ama yıkmak için değil. Yıkan bir düzeni, bozan bir düzeni daha iyiye doğru dönüştürmek adına bir şey yapıyorlar. Şimdi bütün hikayelerin çıkışı bu fakat iflas etmiş hali bugün içinde yaşadığımız hal. Bin bir türlü insan, bin bir türlü dinin propagandası ya da borazanı halinde. Herkes bir şey anlatıyor. Herkes, din hakkında konuşan herkes, bak ben bugüne kadar şeyini görmedim, alternatifini görmedim. Ya kendisinin ya da seslendirdiği ekolün Allah'ı en iyi anladığını iddia ediyor. Şimdi burada çok ciddi bir sıkıntı var. Siz Tanrı böyle istiyor, Tanrı bizimle beraberdir diye ağzınızı açtığınızda kaç kişiyseniz, o ekip kaç, onun dışındaki herkes düşmandır. Ontolojik olarak böyledir, bitti. Yani o onlar düşmandır, siz bir ayrılık oluşturmuşsunuzdur. Yeni icat ettiğiniz belli bir genetik yapıya, mesela yeşil gözlülere ait bir din varsa makuldür bu. Yeşil gözlü olmayan, yani fiziksel bir şeyle tespit edebildiğim bir hikayeye bağlıysa ya da ne bileyim parmağı şu şekilde olanlar dini falan olsa o zaman makuldür. Ama siz insanlığa bir mesaj verirken böyle bir yanlış başlangıçla çıktığınızda bir kere temel bir sorun yaşıyorsunuz. Bugünün özelliği ne? Bugün içinde yaşadığımız zaman. Artık biz yaygın bir zihinsel ağa benzeyen bir ağla bağlı durumdayız. Şimdi hiç olmadığı kadar, sen onu güzel bir benzetmeyle anlatmıştın. Yani çok yakın bir zamana kadar Dunbar sayısı bizim için geçerliydi. 50 sene öncesine kadar bile hatta. Ama şimdi 2,5-3 milyar insanla aynı tıkla karşı karşıyayız. Tek bir tıkla herkesle bağlantıdayız. Veriler akıyor, durumlar eşitleniyor. Kepazeliklerde, iyiliklerde aynı hızda yayılma potansiyeli var ama kepazelik daha difüz olduğu için daha hızlı yayılıyor kötülük. Ve devamlı olarak bir iletişim halindeyiz. Artık bir devasa beyin gibi bir, nasıl diyelim, beyin demeyelim ona, beyin biraz fazla oldu. Bir mantar kolonisi gibi birlikte hareket ediyoruz. Yani ortak bir böyle dalgalanma içerisindeyiz. Şimdi böyle olunca da bu tip sorgulamalar da çok hızlı yayılıyor. Şimdi insanlar bu devirde diyorlar ki ya bir dakika, bu bahsettiğimiz hikaye ulan dönüp duruyor. Binlerce yıldır aynı şey oluyor. Birileri çıkıyor, bir şey düzelteceğim derken onun takipçileri ortalığın içine ediyorlar, darmadağın ediyorlar. Ve hep bu döngü, yani bu paterni anladık artık. Dolayısıyla birileri de yani diyor ki abi bu olmayacak artık. Ama ne olacak yerine onu söyleyebilen yok. Benim o yüzden oluşuyor deizm diyorsun. Deizm oluşmuyor bile. Deizm diye bir şey yok. Yani ben onun öyle bir... Doğası gereği buna varılıyor. İsimlendirince öyle olmuş olmuyor. Yani orada başka bir şey oluyor. Mesela gençler bir sürü insanın konuşmasını duyuyorlar. Belki dini hassasiyetlerle büyütülmüşler. Belki tam tersi dini bir alerjiyle büyütülmüşler. Oradan bir şey deyip reaksiyon geliştiriyorlar. Yani bu bir reaksiyon hali ama nereye gideceğini bilmiyoruz. Benim buna, mesela ben Diyanet'e söylüyorum da, söyledim de, mektup da yazdım zamanında. İşte yetkilileriyle de görüştüm. Çünkü Diyanet beğen beğenme bu ülkenin bir parçası. Enteresan bir şekilde bir dini kontrol sistemi bizim devlet yapısının içinde var. Niye kuruldu, nasıl gidiyor, niye hala var onu da bilmiyorum ama... Ama hep varmış işte. Hayır, yani sorun Hristiyanlıkta şu, da var aynı devletin şey. Bir dairesini düşün. Ya Hristiyanlıkta devlet olmuş. Orada anlarım. İşi o zaten. O bir Vatikan devlet. Yani. Vatikan dediğin devlet zaten. Evet evet. Yani. İşte onu da anlat bir özel sohbetimizde anlattın. Yani o güzel bir hikaye. Vergi evet. toplama sistemi aslında bir evet, hakimiyet bir kurma ekonomik sistemi. Yani. Ekonomik savaş sistem. Ekonomisinin dışında başka bir ekonomik Tabii. formül oluşturuyor. Şimdi bu yani o olsa anlayacağım. Bu o da değil. Yani en fazla kurban parasıdır, cami yaptıralımdır falan da dönen bir hikayede bir dinin bayağı büyük 1.8 milyardan fazla inananı olan dinin en az 30 farklı fraksiyondan bir fraksiyonunun gerekçelendirilmesi görevini üstlenmiş bir devlet dairesi var bizde.
Yani sadece ona göre fetva üretiyor mesela. Sadece ona göre bir şey söylüyor. Ve o bütün yani bir nevi işte Müslümanım diyen herkesi de kapsaması gerektiği düşünülen niyeyse. Böyle bir mekanizm, garip bir şey var. Şimdi adamlara da yazık. Tamam ya, bu adamlar mesela Din İşleri Yüksek Kurulu diye bir şey var. Allah yardımcıları olsun. Öyle saçma sapan sorular geliyor ki ben bazen biliyorum sosyal medyada çekilen şeyler. Diyanet bunu dedi. Lan o soruyu soruyorlar da o yüzden. Millet onu soruyor. Sakızın üstüne oturursam oruç bozulur mu sorusu geliyor. Adam ona cevap vermek zorunda. Bilgi edinme yasası gereği ona bir cevap verecek. Dolayısıyla o adamcağızın da yapacağı bir şey. Sorun o adamı orada istihdam etmek zorunda kalan sistemde. Hep söylediğim şu. Dindar herkese de söylemeye çalıştım. O başta kendime. Dindarsan çeneni kapa, gereğini yap. Ne demek o? Aksiyon al. İnsanlara faydalı bir şey yap. Bir yaraya merhem ol. Kötü giden bir şeyi doğrult. Yatanı kaldır, işte ayakta kalanı yatır. Bir şey yap. Yani hayatta bir değişiklik koy. Sonra insanlar desinler ki, aga bu bunu niye yapıyor? Söyleme, araştırsınlar. Ve sonuçta anlayabilen anlasın ki, ulan herifin inancı böyle. Demek ki bu inanç iyi, ben de ondan olayım. Sarı Saltuk modeli diyorum ben buna. Bosna'ya gittiğimde dinledim. Çok ilginçtir. Sarı Saltuk ve gibileri, Sarı Saltuk sembol bir isim. Horasan'dan gelip Balkanları Müslüman eden adam. Nasıl yapmış diye sorduk, yani o Müslüman etti, nasıl yaptı sorusu otomatik çıkıyor. İlginç bir taktik. Geliyor, dil bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Ortamda gezerken bakıyor birinin çatısı akıyor. O çatısını tamir etmeye çalışıyor. Gidiyor çatısını onarıyor, para istemiyor. Sonra buna devam ediyor. Çünkü elinden gelen o iş o. Sadece çatıları yapabiliyor ve hiç kimseden para kabul etmiyor. Hayrına bunu yapıyor. Bir süre sonra soruyorlar, aga bu ne iştir, bu adam kimdir? Araştıra sonra diyorlar ki Horasan'dan gelen bir adam. Niye bunu yapıyor? Çünkü Müslümanmış canım, bunlar öyle lafı türüyor. Bir anda Müslümanlar bilabeder iş yapan insanlar gibi algılamaya başlanıyor. Diyorlar ki ulan bizim sürekli bizi sömüren adamlar, ben bundan olacağım. Taktiğe bak. Ya müthiş, şeytani diye de düşünebilirsin ama zekice. Netice itibariyle din anlatmamış, hiçbir şey söylememiş. Dini hikayelerin anlatılmasına değil, yaşanmasına ihtiyacım var diyorum ben. Yani bir din sizi daha iyi bir insan yap, biz niye inanıyorsunuz ki orada? Devamlı hayatınızı anksiyeteye sokuyorsa niye inanıyorsunuz? Diğer insanları size düşman ediyorsa niye inanıyorsunuz? Şimdi bu devir bunların sorulma devri. Muhtemelen tuzumuz kuru olduğu için, hayatta kalma sorununu ortadan kaldırdığımız için, imparatorluklar zamanı, devletler zamanı bile bitmeye başladığı için, artık global bir zihinle ortak, sanal da olsa ortak bir ülkede yaşıyormuşuz yani kafası olduğumuz için. İletişim çok gelişti. İletişim tekniklerini artık insanlar teknik olarak da algılayabiliyor. Artık görebiliyor. Hani fiziken arka tarafta o niye söyleniyor. Onun ekonomik çıkarları nereye bağlanıyor ya da fiziken politik bağlantılarına falan. Yani daha geniş çapta görebiliyor herkes. Herkes çok geniş bir iletişim ağı kullanıyor. Bir de bu bölüm yayınlanırsa izlenme sayılarına bak. Bir ay sonra. Bunu konuştuk ya. Kesinlikle daha fazla olacak izlenme sayısı. Yani bir şekilde duyulursa bu. La bu herifler dinden bahsediyormuş diye. Atlarla bak, ilk beni Pelin Çift programa çağırdı. Beyin anlatıyor. Beyin programına diye çıktık. Ondan sonra işte orada mı, ikinci programda mı sorular geldi. Ruh nedir falan gibi sorular gelince Pelin de sağ olsun sever öyle soruları. Onları sormaya başladı. Abi ondan sonra gelen bütün sorular, kabir azabı, Azrail ne zaman geliyor, Sırat Köprüsü kaç milimetre. Hep böyle sorular geliyor, tamam mı? La diyoruz biz, beyin abi beyin. Yani yo sen onu biliyorsun, onu da bilirsin. Bizim bu soruları... Ve kimse burayı merak etmiyor, öbür tarafı merak ediyor. Anladım ama mesela buna şey diye cevap verme hoşuma gitmiyor. Yani insanlar aptal, insanlar bilmem ne, eksik değil. Bilmem ne. Böyle bir şey değil. Başka bir değil. Nedeni olmalı. Ben de şöyle bir hissi var da bunun karşılığını. Bu yaşadığımız coğrafya, biz bir yüzyıl evvelinde imparatorluk halkıydık. Yani bu hani öyle eften püften bir şey de değil. Dönemi için gayet de güçlü kültürü olan, gerçekten kadim değerleri derin, kökleri derin olan bir kültürel yapıydı. Sonra işte başka gerekçelerle işte batıcıl bilimin bir farkları çok oluştu, bilmem ne oldu, bilmem ne falan. Biz o özgüvensiz kültürel olarak kendimizle dalga geçen bir formüle ya da kötü bir şeye geldik, denk geldik. Ama doğru söylüyorsun. Bu içerik acayip ilgi çekiyor. İnsanlar bu içeriği hala çok merak ediyor. Fakat bence o içeriğin temel başlıkları değil de genel olarak bu tür içeriğin
felsefeyle ilgili olmasının bir nedeni olabilir gibi geliyor bana. Felsefenin de yaşamın anlamıyla ilgisi var. Yani ya, ya da anlam ihtiyacıyla, doğru söylüyorsun. Yani yeni bir hikayeye ihtiyaç duyuyor insanlar ama henüz başlayacakları nokta biraz geri. Ya, kabir azabı diye soruyor onu. Ama yani bu azıcık daha, birkaç tık daha ilerlediğinde o soru bambaşka bir yere doğru evrilecek ya da zenginleşecekmiş gibi İnsanlar geliyor. Dediğimizde burada ciddi bir şeyde kalıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü çok farklı seviyelerde bunu merak eden insan grupları var. Bir kısım, ya şöyle düşünelim. Ya ötekileştirerek işimizi kolaylaştırıyoruz ya. İnsanlar da hepimiz. Biz de aynı soruyu soruyoruz. Tabii, yani hani tabii. Yani bir bütün bir monoblok değiliz. Böyle şu devrin sorunu, bir şey dedim, herkese gidiyor. Tamam, hazır ya, ona da gidiyor, olmaya da gidiyor. Bunu daha önce de biraz konuşmuştuk. 3 yaşında bir çocuğa, sen matematik profesörsün, 3 yaşında bir çocuğa integral anlatıyorsun, anlamıyor, salak diyorsun. Şimdi 3 yaşındaki çocuğun işi integrali anlamak olmayabilir. Onun zihinsel kapasitesi onun için hazır olmayabilir. Ama bu çocuk 25 yaşına gelmişse, 20 yaşına, 18 yaşına gelmişse, integrali 10 kere anlattığında anlatmıyorsa tam bir problem var de. Ama onun neyi anlattığına bir dikkat et. Şimdi insanların inançları gelişmişlik seviyelerine göredir. Gelişmişlik derken burada bir ilkellik, gelişmişlik ikilemini kaldır. Büyüme seviyelerine göredir. Yaşın, ruhsal yaşına göre diyelim. Şimdi erken dönemde insan büyüsel hikayeleri sever. Çocukken biz öyleydik. Hepimiz öyleydik. Hayali, büyüsel, maddeden bağımsız, muhayyileye dayalı, araları doldurulmamış, ikonik, simgesel, böyle totemik bir şeylere inanmayı severiz. Çünkü zihnimiz ona müsaittir. Bizden öte, bizim dışımızda ve gerçekliği de çok bilmediğim için onunla çok bağlantısı olması gerekmeyen bir inanç sistemi var. Fakat büyüdükçe rasyonalizasyon devreye girer. O da gençlik aşamasıdır aslında. Rasyonalize etmeye çalışırsın inandığın şeyi. Bunun sebebine bilmem işte, o yüzden böyle felsefi gruplara girersin belki bir şey, ya da boş verirsin, eğlenceye saldırırsın falan, neyse. Ondan sonra ise bilgelik aşaması gelir. Bilgelik aşaması artık olayın resminin kafada ortaya, daha doğrusu gönülde ortaya çıkmaya başladığı, duygusal dünyayla rasyonel dünyanın barışmaya başladığı, yani ne böyle şeytan ne melek olmadığını fark ettiğin, işte arada gidip gelen... İyinin ve kötünün her daim iç içe olmak zorunda olduğunu anladığı... Olduğunu gören, yani gerçeklere yaklaşmaktır aslında bilgeleşmek. Şimdi benim içinde büyüdüğüm toplumun önemli bir kısmı büyüsel inançlara tutunmuş vaziyette. Orayı bırakmak istemiyor, büyümek istemiyor. Bak, bunun dini bir sebebi yok. Siyasi sebepleri var. Çocuk gibi debeleniyor. Hakkını savunmayı bile bilmiyor. Çok güzel tarif ettin yahu. Tebrik yani ediyorum. Sen de bunu görüyorsun çünkü. Yanaklarından çok... öperdim seni. Gerçekten de aramızda masal olmazsa. Çekimlesin, öpüşeceğiz. Çocuk gibi, hayata da çocuk gibi sarılıyor, inanca da çocuk gibi sarılıyor. Mesela bir medeni vatandaş gibi, hani dünyada böyle bir resmi çizilen, işte bir standart aydınlanmış Avrupalı diye sembolize edilen bir tip var ya, hakkını kovalar, örgütlenir, bilmem ne, yerini bilir. İşte o ülkelerde mesela Cumhurbaşkanı bisikletle, Başbakan bisikletle yanından geçer, sabah selamlaşırsın, her şey halim selim, tık tık. Şimdi biz böyle bir ülke olmadığımız aşikar, derin hiyerarşik yarıklarımız var. Böyle bir bürokrat gördüm, elimiz ayağımız dolanabiliyor. Anadolu'nun geneline bakarsak ekonomik dengesizliğimiz yüksek. Tabii. Yani yere gitti mi kaymakam geliyor diyorlar. Ben diyorum, ne geliyor abi? Ya benden küçük bir çocuk geliyor. O tırp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 ır
sevimli. Ama sen şu modern dünyada bir topluluk olarak var kalacaksan en azından belli vekiller seçip onları büyütmen lazım. Onların biraz büyümesi lazım. Dünyaya bir şey söyleyeceksen onun senin çocuksu büyüsel inançlarının ötesinde birleştirici daha büyük bir şey olması lazım. Ve biz bugün devlet kurumlarımız olarak Diyanet'ten bahsediyorum. Büyüsel inançlara gerekçe yetiştirmekle meşgulüz. Yani bir de aha bak açık ve net söyleyeyim, burası YouTube kanalı, burada şey yok, sansürümüz yok. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir eğitim önerisi verdim. Dedim ki bak cuma namazında şurada burada gençler imamlara bilimsel sorular soruyorlar. Kozmoloji var, kuantum var, evrim var, soruyorlar soruyorlar. Dedim ki ben gönüllü olarak geleyim, Diyanet'teki imamları getirin, eğitim vereyim bir. Temel bilim okur yazarlık eğitimi, A, B, C. Yani neler var? Red yedi abi iki kere. Yani zımni gerekçesi şu, sizden mi öğreneceğiz? Yani çünkü ilahiyat eğitimi olmayan birinin orada bir şey konuşması kabul edilebilir bir şey. Şimdi bunu
Onların da mekanizmasını anlayabiliyorum. Bunu açıklayamazlar. Nasıl yapsınlar? Elinizi bidisini getirip imama nasıl konuşturtursunlar? Ama galiba gerekçeye yazdığım bir şey özellikle irite etmiş olabilir. İmam önder demektir. Yani imam devlet göreviyle insanlara böyle bir spor tarzı bir ibadet yaptıran birisi değildir. Kelime anlamı itibariyle toplumun önderi. Köy imamı diyorsan oranın bileni odur, bilir kişisi odur. Sorunlar ya protokolündeki 5-10 kişiden bir tanesidir. Evet. Ya imam işte biliyorsunuz işte İran'da bilmem ne de imamlar yönetiyor ülkeyi yani öyle bir sistem var. İmam sözcüğünün de içi boşalıyor. Biraz da onu yazmam ters bir etki yapmış olabilir. Oradaki insanlara dini önderlik edecek kişi de ne yetkinlik bekliyoruz diye baktığında büyüsel inançlara dair sorulara cevap vermekte sonuna kadar yetkin. Seküler aklın, modern şüphelerin ya da akıl ve bilginin gerektirdiği herhangi bir şey konusunda donanımlı olmasının gerekmediğini düşündüğümüz bir görevli tahayyül ediyoruz. Çünkü büyüsel inanç dönemine takılmış vaziyetteyiz. Büyüsel inanç büyümemiz için gereklidir. Fakat artık aşılması gerekir. Şimdi bu sözümün riski şurada. Bu videoyu daha büyüsel inanç döneminde olan da dinliyor. Şu anda deliriyor bana. Fıttırıyor evde bir yerleri kırası geliyor. Birileri ne diyor lan acaba mantıklı olabilir mi diyor. Öbürü diyor ki bu dangalaklar hala bundan mı bahsediyor. Şu anda farklı seviyelerde herkese bu söz gidiyor. Dini söylemin sıkıntısı budur. O yüzden akıl ve bilimden ayrılmamak lazım. Merkeze akıl ve bilimi koy, ne tartışıyorsan tartış. İsa'nın anasız babasız bilmem ne doğumunu mu tartışıyorsun? Akıl ve bilim olsun kavga çıkmaz. İşte efendim ayın yarılmasını mı tartışıyorsun? Mucizeleri mi tartışıyorsun? Akıl ve bilimi koy. Diyebilecek şey bilmiyorum abi, bitti kanıt göreyim. Yoksa tamam bu senin inancın, eyvallah saygım var. Bitti gitti. Yani akıl ve bilim, mantık, felsefenin temel kuralları çok faydalı şeyler. Ve büyümüş toplumların işi. Bir büyürsek inşallah bu sorunu kökünden halledeceğiz. Din İşleri Yüksek Kurulu'nda iki tane fizikçi, bir biyolog, bir efendim astronom, bir iki de felsefeci falan girerse din elden gider abi, ben sana söyleyeyim komple. İptal olur ortalık yani. Yani bir yeni bir biçim, yeni bir dile ihtiyacı olacak yani. İhtiyacı oluyor da zaten. Öyle ya da böyle birinci, ikinci, üçüncü, şimdi refleks veriyor ama kimsenin din anlatmadığı bir Türkiye düşünsene. Hiç böyle bir şey tahayyül ettin mi? Yani, kimse dinden bahsetmiyor. Yasak değil. Yok yasak olmaz. Vazgeçmiş. Millet dinden bahsetmiyor. Nasıl olurdu dışarısı? Dinin güncel konumuz olmadığı, daha doğrusu her bireyin kendi güncel konusu olabilir. Bu bizi hiç ilgilendirmediği ama toplumun güncel konusu olmadığı bir dünya. Bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Yani aynı şey aslında dünyanın birçok ülkesinde yaşıyor. Çok çok enteresan bir yer olacak kesin. Yani gerçekten çok enteresan. Bir düşünürsek hiperponçik bütün bu şey ne derler? Ütopyaların falan hepsinin toplamından daha ponçik bir yer olacağını görebiliriz. Ama bu şey olmayacak. Çünkü inançlar, inançları oluşturan temel öyküler her zaman ve her zaman en büyük iktidar aracı olacaklar. Vahiy ile gelse bile insan onu her dönem çarpıtacak, her dönem kendisine çevirecek, her dönem bir gütme aracı olarak kullanacak ve her dönemde bunlara peygamber varisi denen insanlar çıkacaklar. Oradan ya da buradan diyecekler ki baba yanlış yapıyorsunuz, bu iş böyle olmaz. İşte ya tard edecekler, ya sürecekler, ya idam edecekler, ya toplum dışına edecekler. Ya da belli bir süre bir şey diyemeden böyle bir kenarda radikalleşip ya, bir şey yapacak. Ya anlam ihtiyacı çok bariz. Bak bu son 10 yılın içerisinde işte o modernizmin getirdiği Türkiye'deki etkilerle beraber birazcık yaşadığımız anlam kaybı bile acayip tuhaf örüntüler oluşturuyor. Anlam ihtiyacı cayır cayır belirgin. Dünya içinde böyle, bizim içinde böyle. Bu anlam ihtiyacına karşı gelebilecek yani inançsal anlamda hangi sistemlere, hangi bu dini de olabilir, başka türlü anlam hikayeleri de olabilir. Bunların hepsi değerli buradaki anlam ihtiyacını karşılama açısından. Ama burada bu yapı sadece anlamla ilgili değil artık ekonomiyle, politikayla, örüntülerle ilgili olmaya başlayınca işte orada bir dengeler bozuluyor, tuhaflaşıyor, tarafgirlikler oluşuyor falan falan hikayesi. Yani bak baş tekrar söyleyeyim, peygamberler ne kimsenin ibadetine karışır. Ne kimsenin hayat tarzına karışır, ne bir şeye karışır. Sadece temel bazı işte 5-10 taneyle sınırlayabileceğim prensiplerden bahseder. Ve o prensipler bütün dinlerin özünü oluşturur. Çok her söylediğim yerde ben ilahiyat fakültelerinde falan da söylüyorum. Bunu benden başka dillendiren çok insan da var ama ben söyleyince iyice rahatsız oluyorlar. Ama burada da tekrar edeyim. 10 emir var, bilmem ne var, insan hakları evrensel bildirgesi var, şu var, bu var. Bakıyorsun çoğu örtüşür. Bizim mesela bugün sorsan sokaktan bir tanesi İslam'ın 5 şartı diye. Ateist de bilir bugün.
Namaz kılmak, oruç tutmak, haç çekmek, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek. Öldürme yok, çalma yok, zina yapma yok, o yok, bu yok. Bunların hiçbiri yok. Beş şartın içinde toplumsal düzeni koruyacak herhangi bir şey yok. Başka bir şart sistemi. Elden ayrı, ne için olduğunu tam anlayamadığım, yani insanın kendisiyle Rabbi arasında kalması gereken bazı ritüelleri düzenleyen ama koca dinin en temel beş şartı olarak ortaya koymayı tercih ettiğimiz tarihsel olarak bir şey. Yorum yapma, ben dinler tercih değilim ama böyle bir baksın insanlar. İşte al sana bir farkındalık mevzu. Mesela ben bunu ilk fark ettiğimde çok çarpılmıştım. On emir çok havada başlıyor. Öldürmeyeceksin. Tamam Yahudiler herkes bunu kesiyorlar ayrı konu ama on emir öldürmeyeceksin. Anlaşılır bir şey. Öldürmememiz lazım. Hele ki kalabalık böyle dip dibe yaşayan insanlarsak birbirimizin hayat ve mal hakkına çok iyi sahip çıkmamız lazım. Bunun ortak bir değer olması anlaşılır. Namaz kılmak, konuşmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i şehadet getirmek bunları sağlayabilir şeyler değil. Onların üzerinde prensipler mesela Kur'an'da vardır. Kur'an'da bunları saymaz sana. Kur'an'da komşunun hakkını yeme vardır, o vardır, bu vardır, savaşın bile hukuku vardır, bir şeyler anlatır. Onların önde olmaması tuhaf. Anlatmaya çalıştığım şey, toplum olarak öne çıkarttığımız şey, bayağı eskiden, niye olduğunu tam bilmediğim bir şekilde, büyüsel inançları tahkim edecek ve bir şekilde muhtemelen işe yarayan bir sistemi devam ettirecek bir tercih. Bu bir siyasi tercihtir. Dini bir tercih değildir. Bütün mezheplere baksınlar, sadece İslam değil, bütün dinlerin mezhepleri hizip ayrılmadan gelir. Siyasi tercihler ve yorumlarla şekillenmiş tabii dallardır. Ekonomiktir hiç. Ekonomik tabii ki orada işte yöneten siyaset. Neticede biz bugün işte Allah'ın yolu falan diye sarıldığımız şeylerin çoğu aslında tercihlerden, bir takım siyasi figürlerin ekonomik ve sosyal tercihlerinden kaynaklanan şeyler, yorumlar. Hepsi zamanda süper okey. Ama ne olur birinin içindeyim diye öbürü kafir mafir olmasın. Yani gerek yok buna. Bu kadar ciddi bir mevzu değil. Ve her dinden insana söylediğim ortak bir şey. Madem konuyu açtım burada da söyleyeyim. Allah'ı anladığını iddia eden adam Allah'ı aklına sokmuş demektir. Oraya sıkıştırmış demektir. Ya ben anladım bunu diyor. Dediğin anda bittin sen. Yani Tanrı senin kafandan daha küçük bir şey haline geliyor. Anlatabiliyor muyum? Oraya sokuyorsun, tepiyorsun onu, paketliyorsun. Ve dolayısıyla kendi inancını darmadağın eden bir başlangıç noktasındasın demektir. Halbuki yani benim anlamam zor noktasından başlayıp bütün ömrü anlamak hususunda yaşamak daha farklı bir hayat tarzı, daha farklı bir bakış ve daha farklı bir görünüş gerektiriyor. Daha böyle hoşgörülü, daha sakin, daha böyle işte, belki üçüncü onda da bir şey vardır. Ha, onda da bir şey vardır, ondan da bir şey öğrenirim. Yani bu kafir, bu bilmem ne, mürtet benim demektense abi bakayım ya belki onlardan da bir şey öğrenirim. Yoluna götürebilmeli insanı bence. İşte bunu kaybettiğimizde çok şey kaybediyoruz. Mesela ben ehli tasavvuf bir insan değilimdir eski tarihte. Hani bilmem çok tasavvuf yolunu ama ne zaman tasavvuf bir alıntı yapsam ruh diye ayaklanan birileri var. Tasavvufa düşman insanlar var. Niye? İşte bir sürü yanal gerekçeli falan ama tasavvuf İslam kolları arasında bu açıklığa en müsait alan olduğu için rahatsız edici. Açık çünkü. O da olur, bu da olur. Diyor ki Erkin Balır falan gel. Rahatsız ediyor bu onu. Olmaz, bazıları giremez. Ondan sonra da şeyi eleştiriyor. Almanya'da Türkler ve köpekler giremez yazısını eleştiriyor. O da onun başka bir versiyonu. Dolayısıyla o kapıyı kapatmak bize düşmez. Her şeyi yaratan bir Tanrı'ya inanıyorsan onun nefes hakkı verdiğine sen de saygı duymak zorundasın. Bu temel prensipleri kenara ittiğinde din çok güzel bir kavga, gürültü aracı olabilir, savaş aracı olabilir ama birleştirmesi lazım normalde. Evet. O ve o savaş aracı gerek. Olma durumuna artık insanlar ayıyor, ayırt ediyor ve rahatsız oluyor. Evet, o rahatsızlık herkeste yok tekrar edeyim. Bazılarında var. Allah herkesi rahatsız etsin diye dua ederek bu mübarek gecede kandil gecesi gerçekten, bu arada. Gerçekten Mustafa bunu... çarpılacağız o yüzden açtım bu konuyu. Bak şimşekler falan boşuna çakmıyor yemin ediyorum. Çok güzeldi. Bence iyi bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun.